Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yayınımız Roma Camillus Sağlık Bilimleri Üniversitesi hakkında olacak. Tahmini 20-25 dakika yayınımızı yapmayı planlamaktayız. Yayınımıza Roma Camillus'ta eğitimine devam eden Nurefşan arkadaşımızla beraber yapacağız. Sanırım istekte bulunmuştu. Onun davetini de kabul edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nurefşan, nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Türkiye'desin sanırım. Türkiye'deyim. 3 Mart'ta Türkiye'ye dönüş yaptım. 3 Mart'ta. 3 Mart'ta döndün. Yaklaşık karantina sürecine girdin mi yoksa? Benim durumum farklıydı. Ben 17 Şubat'ta Macaristan'a gittim. Evet. 17 Şubat'ta aslında İtalya'yı terk ettim. 17 Şubat'tan 3 Mart'a kadar ben Macaristan'daydım. Evet. Ama Macaristan'dan döndüğümde hiçbir türlü karantina süreci falan olmadı. Olmadı. Nurevşan, biz seni çok iyi tanıyoruz. İstersen rica etsem kendini tanıtabilir misin? Nurevşan kimdir? Ben Nurefşen Musaoğlu, Sayın Camillus, diğer adıyla Günü Camillus Tıp Fakültesi öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Benim durumum aslında biraz diğerlerinden farklı. Çünkü ilk senemden Evet. Macaristan'da Zegette Fakültesi'nde tamamladım. Ardından işte bu yaz kabul sürecim olduktan sonra Roma'ya yerleştim. Yani çok mutluyum, çok şükür. Çünkü geçen sene yaşadığım problemleri siz biraz biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Camillus arkadaşlar 2018-2019 akademik yılında eğitime başlayan bir özel üniversite. Sadece sağlık alanında eğitim veriyor. İtalya'da Humanitas, San Raffaele, Cattolica'dan sonra İngilizce tıp eğitimi sunan bir üniversite. Roma'da kampüsü bulunuyor. İngilizce tıp eğitiminin yanında hemşirelik, fizyoterapi, biyomedikal tarzı da bölümleri İngilizce olarak sunuyorlar. Nurifşan, bu üniversiteye Macaristan'da başladığın bir eğitim var. Neden Macaristan'dan İtalya'ya geçiş yapmak istedin? Aslında ben Macaristan'da mutluydum. Benim tek sorunum eğitim sisteminin çok stresli olmasıydı. Yani Stresten stresten kastın aşırı zor, baskıcı aşırı zor, veya... sürekli sınav olması, siz ne kadar çalışırsanız çalışın, hiçbir şeyin size bağlı olmaması. Sınava girdiğiniz an bir hoca ufak tefek sebeplerden dolayı sizi sınıfta bırakabiliyor. Hatta okuldan atabiliyor. Yani Evet. bunun stresi gerçekten yaşanılabilecek bir şey değildi benim için. Okuyan arkadaşlarıma gerçekten çok saygı duyuyorum. Ama benim için yani pek sağlıklı değil açıkçası. Zeged sanırım Macaristan'ın biraz kırsal bir şehri sanırım. Doğru mu? Aslında üçüncü büyük şehri. Zaten Macaristan'da sadece dört yerde tıp fakültesi var. Budapeşte, Szeged, Debrecen ve Peç'te. Evet. Ben Szeged'deydim. Aslında eğitimimiz iyiydi. Onu hiçbir şekilde kötü yorum yapamam. Ama dediğim gibi çok stresliydi. Ve sürekli sınav, haftanın neredeyse her günü sınav. O sınavlara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, tekrar sınav. Bu Yani bağlamda peki Nurevşen, İtalya'yı yarım dönemde olsa gözlemleme ve tecrübe etme şansı elde ettin. Peki İtalya nasıl bir izlenim bıraktı sende? Yani açıkçası eğitim sistemi nasıldı? Dersler nasıl oluyor? Sınıfın kaç kişilikte? Bunlardan da bahsedebilirsin. ben tahmin ettiğinden çok daha iyisini buldum Roma'da. Ben açıkçası gittiğimde o kadar iyisini beklemiyordum. Hocalarımız gerçekten çok iyi. Farklı üniversitelerden geliyor. Sapienza'dan gelen var, Tor Vergata'dan gelen var. Hatta geçen dönem biyokimya hocamız 2 hafta için Kopenhag'dan geldi. 2 hafta ders verip geri gitti. Misafir hoca olarak geldi. Evet. Yani okulumuzun şu an dönemimiz 180 kişi. Bunun yaklaşık 100 İtalyan öğrencisi 80 kişi nani yiyor. Uluslararası bayağı çok, Evet. İtalya'nın hemen hemen en çok bir dönemde öğrenci kabul eden üniversitesi diyebiliriz, özellikle Olabilir. İngilizce tıp programında. Yani iyi oldu aslında benim için. Çünkü okuldaki tek Türk öğrenci benim. Türklerin Evet. tek öğrencisi de benim otomatik olarak. Süper. Bu Yani yıl ama sanırım bence Nurefşen üniversiteyi bu yıl Türkiye'den çok daha fazla öğrencinin İnşallah olur. geleceğini. Çünkü ilk yıl yeni açılan bir üniversite. Aynen
öyle. İnsanlar tercih etmekte soru işaretlerine sahip olabiliyorlardı. Ama bu yıl bence üniversite kendini iyi tanıtıyor. Kesinlikle. Bu noktada daha fazla öğrencinin tercih edeceğini ben düşünüyorum. Yani bizim okulumuz şu an çift diploma veren üniversiteler arasında. Hem İtalyan diploması hem de İngiliz diploması veriyor. Şu an peki bu diplomayı alırken belirli bir dönem İngiltere'de okuma zorunluluğun var mı yoksa Amerika, okuma ha, Amerika'da? Şu an okulumuz Columbia Üniversitesi'nde çift diploma sürecinde. Bazı hocalarımız kabul oldu diyor, kesin diyor. Bazı hocalarımız süreçte diyor. Evet. 5. ve 6. sınıfta Columbia Üniversitesi ile eş değişimli program değişimi var. Çok çok iyi bir şeymiş o. Yani mezuniyet sonrası birçok fırsatı önüne serebilir yani. Kesinlikle, kesinlikle. Nur Efşan, Macaristan'da aldığın dersleri üniversiten kabul edip saydın mı yoksa birinci sınıftan mı başladın? Yok yok, saydı. Zaten okulun sınavına girmeden önce okula mail attım ben. Evet. Karşımda konuşmuştum. Dedim ki böyle böyle bir durumum var. Sene kaybı yapmak istemiyorum. İşte kabul ederseniz gibisinden. Onlar dedi ki önce bir sınavını kazan. Sonra bunları konuşuruz. Buranın sınav yazılı ve sözlü sanırım. İki aşamadan oluşan bir sınav. Hayır. UKET'e giriyoruz. UKET sınavı. UKET bu yıl Nur Efşan, UKET salgından, COVID-19 salgınından dolayı bu yıl iptal edildi. Üniversite yazılı ve sözlü sınav yapıyor. Bu yıl başvuran öğrenciler ilk etapta yazılı bir sınava giriyor. Yazılı sınavda başarılı olan öğrencileri de üniversite bir komisyonda sözlü sınava tabi tutuyor. Sonrasında da kazanan öğrencileri liste ilan ederek duyuracaklar. Bu yıl için böyle. Geçen sene de dediğin gibi İngiltere tıp fakültelerine kabulde yapılan UKK sınavıyla öğrenci alıyordu. Sen UKK sınavıyla üniversiteye giriş yaptın o zaman. Ben UKK sınavıyla giriş yaptım. Evet, çok güzel. Aldığın dersleri de gerçekten saydırmaları bence şu çok... Aksine mesela benim Zagat'ta dersim var mesela genetik analizi diye. Onda biz de essay yazarak geçtik. Bu okul çift aşamalı sınavıya bakıyor. Önce yazılı sınav. Yazılı sınavı geçebilirsen sözlü sınava katılıyorsun. Şeyde şu an okuduğun Camillus'ta bu şekilde sistem. Evet, doğru evet. Mu? Evet, Camillus'un sınav sistemi böyle. Önce yazılı sınava giriyorsunuz. Belirli bir oranı geçebilirseniz sözlü sınava girmeye kazanıyorsunuz. Evet, çok ama iyi. Ama kesinlikle korkutmasın. Hocalarım o kadar anlayışlı ki. Ben Zagat'tan dolayı birazcık kötü deneyimlerim vardı o sözlü sınavlarda. Ben burada işte sınava girmiştim. Biyokimya sınavına girdim. Hocaya dedim ki hocam çok heyecanlıyım. Birazcık bekler misiniz dedim. Yani hiç böyle tepmiyor. Tabii ki beklerim canım dedi. Benim sakinleşmem bekledi. Sonra sınava başladık. Bu benim hiç alışmamak durum değil açıkçası. Evet, bir de ben de farklı ülkelerden özellikle Avrupa'nın diğer ülkelerinden duruyorum. Sistem çok aşırı baskıcı veya çok fazla sistemden taviz vermek istemiyorlar. Bu da tabii insanları belli bir noktada sıkabiliyor. Ama İtalya'nın hiçbir üniversitenin bence kültürünün de bunda etkisi söz konusu. Çok pozitifler. Yani özellikle uluslararası öğrencilere çok yardımcı olmak istiyorlar. İnisiyatif kullanıyorlar. Biraz gayretli olan çalışan öğrenci çok rahatlıkla dersleri İtalya'da geçebiliyor. O konuda haklısınız. Ben ilk okula kayıt olduğumda okula mail atmıştım. Sizde okuldan atılma gibi bir şey var mı? Ne durumlarda okuldan atılabiliniyor? Okul dedi ki hiçbir İtalyan üniversitesinde galiba 9 sene üstünde tekrarlamazsanız 6 seneyi hiçbir türlü okuldan atılmıyorsunuz dediler. Evet, İtalyan üniversitelerinde okuldan atılma yok. Bu da önemli bir avantaj. Düşününce sınıfta kalma bile yok. Evet, sınıfta kalma yok. Kredi ders tamamlama sistemi var. 360 kredi tıpta tamamladığınızda sistem sizi otomatikman mezun ediyor. Nur Efşan, çoğu İtalyan üniversitesinde yılda 4-5 kez sınav hakkı bir dersten öğrencilere tanılıyor. Camillus'ta da yine bu şekilde mi? Camillus'ta ilk dönem dersleri için 6 tane sınav hakkımız var. Bir dönemde alınan ders için 6 defa sınava girme hakkım var. İlk dönem dersler için 6 tane. İki evet. Dönem dersler için 4 tane hakkıları var. Ama şu an bütün sınav sistemimiz online olduğu için ne yaparlar tam olarak bilemiyorum. Giren arkadaşlarım var online sınavlara. İlk sınavlarda kaldıkları için. Yani onlar mutluydu. Benim sınavlarımı vermiştim. O yüzden bir deneyimim yok şu anlık. Nur Efşan, bu salgından dolayı üniversite tamamen online eğitim sistemine mi geçti? Yani okulda o kadar gayretli ki şok yaşadım. İşte 3 Mart'ta okulların kapanacağı haberi geldi. 3 Mart gibiydi. 9 Mart'ta bir platform oluşturdular.
9 Mart itibaren bütün derslerimiz yapıldı. Bir ders bile yok saymadılar. Her gün 9'dan yaklaşık 2-3'e kadar dersim oluyor. Çok iyi. Bu peki salgından sonra herhangi bir sınav online olarak oldu mu yoksa? Yapıldı. Yani çok... onun için de nasıl diyeyim? Skype gibi bir görüşme yapıldı. Üçerli gruplar halinde. Evet. Hoca sana soruyor mesela. Önce kontrol ediyorlar. Mesela bilgisayar kamerasını 360 derece çevirmeni istiyorlar. He, öyle bir sistemleri de var. Evet. Önünde kağıt kalem olmadığını istiyorlar. Yani göster diyorlar. Evet, değişik bir sistemleri varmış. Ama demek bu hemen salgından dolayı olan oluşan duruma hazırlıklılar. Yani hızlı bir reaksiyon gösterdiler bence. Sorun yaşamadım ben. Yani Nur Efşan, peki okulunda tek Türk öğrenci benim dedin de sınıfında başka uluslararası öğrenciler hangi ülkelerden daha çok? Amerikalı çok var. Şaşırdığım şekilde Amerikalı çok arkadaşım var. Çünkü Amerika'da tıp eğitimi hem uzun, 4+6 yıl önce premed tıpla alakalı bir bölüm okuyorsun. Sonrasında tıp eğitime başlıyorsun. Bir de Amerikan üniversitelerinde İngilizce tıp eğitim programından eğitim ücretleri çok yüksek. Evet, bu aynıları dediler. Ondan dolayı İsrail, Amerika gibi veya bazı Orta Doğu ülkelerinden çok fazla öğrenci var. İtalya'ya gelip İngilizce tıp eğitimi almak isteyen alan. Ben de çoğu üniversitede bununla karşılaştım. Yani Türkler kadar Amerikalı öğrenciler de üniversitelerde var yani. Evet, yani bir tane sınıf arkadaşım 40 yaşında Amerikalı, Columbia Üniversitesi'nde biyokimya hocası. Ve şu an tıp okumaya geldi. Her şey. Camillus'ta şu an. Aynen, şu an Camillus'ta bir sınıf arkadaşım. O sadece bir yıllığına mı geldi? Yani exchange programı yoksa tamamen 6 yıl geldi. 6 yıl Roma'da Camillus'ta okuyup mezun olacak. Yani gerçi çok Türkiye için hani çok radikal bir yaş olur hani 40 yaş üniversiteye başlamak için. Bir Amerikalı için çok normal bir durum. Hatta ben de İtalya'da okurken sınıfımızda çok fazla yetişkin, hiç yaşıtımız olmayan insanlar da vardı hani. Yani İtalya için bu çok normal bir durum. Okulumda Macaristan'dan çok gelen var aslında. Hem İtalyan hem İsviçreli. Bunlar Macaristan'da premed eğitim alanlar. Evet. Yani ardından Roma'ya gelmişler. Mesela bizim kampüsümüz var. Bu okulun çok büyük bir artısı. Yani yurt gibi, yani yurdumuz var aslında. Okul olarak bir yurdumuz var. Ben yurtta kalıyorum. O okulun mesela. Okulun içerisinde mi yoksa okula yürüme mesafesinde mi Nur Efşan? Kampüsünüz. Okula yürüme mesafesinde. Okula yürüme mesafesinde. 5-6 yani 10 dakika maksimum. 10 dakika mesafede yürüyerek. Evet ama yurt çok güzel bir artı benim için. 5 kişiyle kalıyorum. 3 İtalyan, 1 İsviçreli. Oo süper. O İtalyanlardan İtalyanca da öğrenebilmişsindir o zaman. Ya anlamadığım şekilde her farklı şehir farklı İtalyanca konuşuyor. Bir tanesi evet. Parisli, bir tanesi Napoli'li, bir tanesi de Ferrara. Hepsi farklı Ferrara. İtalyanca konuşuyor. Evet, İtalyan'da da Türkiye gibi aksanlar var. Bölgeler arası farklılıklar ve onlarda da çok bizim gibi çok memleket tartışması var yani. Sen Napoli'sin, sen Sicilyalısın. Birbirleriyle böyle çok atışıyorlar. Ha, internet dondu da şu an daha iyi. Ben de yerimi değiştiriyordum. Benim sesini gayet iyi alabiliyorum şu an. Tamam, zaman geri geldim. Nur Efşan, haftanın normal eğitim süresinde 5 gün ders mi oluyor, yoğun mu geçiyor? Çünkü ya. Tıp eğitimi hani yoğun bir program sunuluyor. Tabii. Sende nasıldı? Aslında yoğundu. Her gün 9'da başlıyor derslerimiz. En erken bittiği 3'tü. En erkeni. Yani çünkü tıp derslerinin yanında bizde ekonomi dersi var. Ahlak felsefesi var. Yani şu an ekonomi dersi alıyorum. Ben ekonomiden finalim var. Haziran'ın son haftası. Ekonomiyi seçmeli ders olarak mı seçtin yoksa zorunlu Hayır, muydu? Hayır. Gayet zorunlu bir ders olarak alıyoruz. Bazı üniversitelerde de etik diye ders vardı. Türkiye müfredatında olmayan bir ders. Demek farklı dersler de program içerisine dahil etmişler. Evet. Ya, üniversitenin sunduğu imkanlar nasıl? Yeni, modern bir üniversite ama
Yeteri kadar ortak sosyalleşme alanları mevcut mu? Tamam. Kütüphane, çalışma odaları, laboratuvarları bunlar nasıl üniversitede Nur Evşen? Okulumuzda öncelik olarak her şey yeni. Laboratuvarlarımız yeni, mikroskoplarımız yeni ve Roma'daki 6 büyük hastaneyle anlaşmamız var. İlk sene evet. Öğrenciler Tor Vergata Üniversitesi ile iş birliğindeymiş. Yani laboratuvar derslerinde Tor Vergata'ya gidiyorlarmış. Hı hı. Ama bu sene büyük ihtimalle bunu hallettiler. Bu sene pratik derse giremediğim için koronavirüsünden dolayı net bir bilgim yok. Ama okulun dediği şu, 6 büyük hastaneyle anlaşmamız var. Bizim pratik derslerimiz 3. sınıftan sonra başlıyor. Normalde 4-5-6 iken bizi 3'den sonra direkt hastaneye götürülüyorlar. 3. sınıftan sonra direkt hastaneye. Evet. Şu an pek üniversite hasta kabul ediyor mu? Evet evet, hastanemizde edenler var. Fizyoterapi öğrencileri okula gelmiyor bile. Full hastanedeler. Full hastanedeler. Sen sizin hastaneye geçişiniz 3. sınıfın akabinde olacak, doğru mu? Evet. İntern için. Evet. Bazı İtalyan devlet üniversitelerinde İngilizce eğitim alsanız bile İtalyanca bilme zorunluluğu var. Kamurüsü de yine aynı şekilde mi? Yok. Hastane internüne başlamak için. Bizde şöyle bir şey var. Amerikan Hastanesi'yle anlaşmamız var. Roma Amerikan Hastanesi'yle. Bunu hocalar söylediğinde yabancı öğrenciler Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. İtalyan öğrenciler de diğer hastanelere gidiyor. Uluslararası öğrencileri Amerikan aynen. Hastanesi'ne yönlendiriyorlar. Yani çok benim için iyi. Çünkü şey var, bizim okulumuz international olduğu için, sadece international olduğu için İtalyanca eğitim almak isteyen biri bizim okulu tercih etmiyor. Çünkü ne okumak istersen mutlaka İngilizce okuyorsun. Evet. Üniversitenin sunduğu programların eğitim dili bu şekilde. Nur Evşen, uluslararası yabancı öğrencilere İtalyanca eğitimi de sunuyor mu üniversite? Yani haftada 4 saat, 2 saat gibi gündelik hayatta işlerini görmeleri için öğrenmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Şu anlık bir durum yok ama bizim tıp direktörümüz o kadar iyi ki sürekli en ufak bir şeyde soru soruyoruz. Ve şöyle diyeyim, en iyi olanlar okulda daha çok seviliyor. Öyle mi? Ne güzel. International olmak okula çok büyük bir ayrıcalık. Hocalar tarafından, dekan tarafından, direktör tarafından. Bence şey de yapabilirsiniz, hani ortak bir temsilciyle böyle haftada kendi yoğunluğunuza göre belli bir sayıda İtalyanca ders talebiniz de olabilir bence. Oldu ama ilk dönem derslerimiz ağır olduğundan dolayı yani pek yapılmadı. Çünkü 9 ile 5 arasındaydı dersimiz. 9 ile 5 arası. Ben arkadaşlarım, zakettekiler. Ne güzel. Senden yani, sonra bence önümüzdeki dönem Macaristan'dan daha fazla öğrenci büyük ihtimalle evet. İtalya'ya yani, geçiş yapacak. 4-5 günde bana yazan 10-15 tane, yani şu ana kadar 10-15 tane arkadaşım Zeged'den İtalya'ya geçmek istedi. Ve bana sürekli mesaj attılar. IMET'e nasıl hazırlanacağım? UKET ne? UKET'e nasıl gireceğiz? Sen mutlu musun? Derslerini saydırabildin mi? Çok evet. Fazla istek var. Kesinlikle. Evet, ben de mülakattan anladığım şu, Nur Evşen Roma'da çok mutlu, alışmış. O yüzden ben de gerçekten çok sevindim. Kampüste kalıyorsun. Biraz o yurttan da bahsedebilir misin? Tabii. Hani bir daire şeklinde mi? Yoksa tamamen oda oda mı? Oda oda. Yani yurt dediğim herkesin ayrı odası var. Evet. Herkesin neredeyse farklı tuvaleti var. Mesela iki kişi maksimum bir tuvalet kullanıyor. Yani iki kişinin tek kişilik odaları var fakat mutfak ve banyo ortak kullanıyorlar. Aynen öyle. Bunun yani, ücreti ne kadar dönülür Efşan aylık? Bir tip odamız var. Biri büyük oda, biri küçük oda. Küçük odanın ücreti aylık 500 liraya geliyor. Büyük odada 700 liraya. Tüm giderler dahil tabii buna, tabii, faturalar. Tabii, tabii. Ve mesela yurtta şey var, spor salonumuz var, çalışma odaları var, bisiklet var, ücretsiz bisikletimiz var. Yani langırt var, bilardo var. Yani çok güzel vakit geçiriliyor. Evet, yani bir kampüs gibi her türlü imkan sunuluyor. Üniversitenin ücreti ne kadar onu da söyleyeyim. Okulumuz normalde 15 bin euro. Ama ben girdiğimde, UKET'le girdiğimde indirim kazandım. Yani burs veriyor okul. Ne kadar bir burs kazandın Nur Evşen? 5 bin euroya yakın. Evet. Ve bir de derslerim saydırdığım için daha da düşük oluyor. Yani şuna bağlı, giriş sınavımız ne kadar iyiyse okul ona göre bir ücret şey yapıyor.
Bir de Nur Efşan, sözünü kesmeyeyim. Diğer İtalyan özel üniversitelerine göre fiyatı daha ekonomik. Evet. Humanitas ve San Raffaele'nin senelik 20 bin euro eğitim ücreti var. Cotalico'nun 15.600 euro. Fakat Camillus Üniversitesi'nden sınavında başarılı olursanız senelik 15 bin euro eğitim ücretinden de kısmi indirim burs almanız mümkün. Bence o da önemli bir avantaj. Kesinlikle. Yani bir de okulda şu vardı, özel okullar. Okul para göz mü? Hocalar seni bilerek bırakıyor mu? Yani yok, rahatlıkla söyleyebilirim. Asla öyle bir şey yok bizim üniversitemizde. Asla. Evet. İtalyanlar o şekilde değil. Özellikle eğitim kısmında. Ben de öğrencilerime onu söylüyorum. Hani eğer dersleri düzenli devam edip çalışırsanız İtalya'da çok rahatlıkla başarılı olabilirsiniz. Yani hiçbir zaman konsantrasyonunuzu dağıtmamanız gerekiyor. Hocalarla iletişim, göz teması çok çok önemli. Her derste biraz gayret gösterdiğinizi hocalar da görürse mutlaka sınav zamanı inisiyatif kullanarak çok pozitif de bir ayrımcılık da yapıyorlar bence. Özellikle uluslararası öğrencilere karşı. Onu zaten fark ettik. Mesela tıp direktörümüz çok ilgili bize. Ben okulun başında çok büyük problemler yaşadım okulla ilgili. Benim sağlık testimde birazcık sorunlar çıktı. Aslında sorun değildi. Beni ilk sene okula kayıt etmek istemediler. Sonra ben Türkiye'ye gittim, test yaptırdım. Yani epey sorun yaşadım ama hep okul arkamdaydı aslında. Evet, çok güzel bir şey ya. Okulun her zaman arkanda olması, öğrencilerle yakın işbirliği içerisinde olması veya farklı konularda öğrencilerin görüşlerinin de alınması bence çok pozitif bir şey. Ve okul koronavirüs konusunda çok büyük işleri imza attı. Zaten İtalyan nasıl deniyor? Hükümetiyle ilgili işbirliğindeler ve dünyada ilk defa izole yapan kişi bizim okulun hocası çıktı. Koronavirüs öyle var. Biz öğreden kişi bizim okuldan çıktı. Bizim okulun hocası çıktı. Çok Efekt iyi. Hocası. O zaman şunu da diyebiliriz. Hani çok önemli bir araştırma üniversitesi aynı zamanda. Camillus. Bizim okulun amacı bu zaten. Araştırma. HIV, tüberküloz. Bu tür hastalıkları çok araştırıyor. Zaten okulun ana sayfasında görüyorsunuz. Okulun amaçları nelerdir? Okul ne için eğitim veriyor gibisinden. Evet. Üniversite sanırım yeni olmasına rağmen de yine birçok üniversiteyle uluslararası sanırım anlaşması da var. Evet. İstersen belli bir dönem intern kısmı olabilir ya da eğitim alacağın dönem içerisinde belli bir kısmını da yurt dışında tamamlayabilirsin. Evet, o konularda çok açıklar. Bir de senenin başında da söylediler. Zaten Erasmus sene, yani ilk sene, ikinci sene itibaren olan bir şey. Bizim okul şu an Kolombiya Üniversitesi'ne takmış durumda. Eğer Kolombiya Üniversitesi'yle işimiz olursa öğrencilerin not ortalamasına göre hak kazanacaklar. Senelik 20 öğrenci. Senelik 20 öğrenci Amerika'ya gidip orada da eğitim alabilecek. Evet. Ve çektim. Evet, gerçekten öyle bir şey çok büyük bir fırsat olur. Bence sana tavsiyem, sen de böyle bir şeyi dene. İnşallah. Amerika'daki uzmanlık sınavı sanırım UCLA'yla de hazırlık yaptırıyordur o zaman 5. sınıfa evet, geldiğinde. Evet. Amerika'da öğrenci zaten çok fazla Amerikalı öğrenci var. Ondan dolayı da mutlaka olur zaten. Son ikisinde Kolombiya'ya dönüp eğitimden orada tamamlamak. Ama aslında evet, ben Avrupa'da kalmayı düşünüyorum. Amerika ya da İngiltere, Amerika'yı düşünmüyorum da büyük ihtimal İtalya'da kalırım gibime geliyor. İnşallah Nur Efşan, neden olmasın? Yani aslında mesela ev arkadaşımın annesi doktor Napoli'de. Annesiyle çalışma fırsatım oldu. Yani kazandıkları paralar da çok güzel, yaşam şartları da çok güzel, çalışma şartları da çok güzel. Kadın anlattığında direkt Türkiye'dekilerle kıyaslayıp şok oldum. Yani çalışma saatleri. Sağlık sistemi, bu COVID salgını bağlamında bir soru sorayım. Bir tıp öğrencisin, ikinci sınıf, Roma'da eğitim alıyorsun. İtalya COVID salgınından ciddi manada etkilenen bir ülke. Tabii bunun birçok sebebi de var. Sence bu süreçte İtalya neden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu? İtalyanlar çok rahat bir millet. Evet. O kadar rahat bir milletler ki. Yani kıyamet kopsa şu kahvem bitsin, şu yemeğim bitsin, öyle ölürüm diyecek insanlar. Roma'da
ilk iki vaka çıktığında işte vakalar artmaya başladığında biz arkadaşlarımızla konuşuyorduk İtalyanlarla. Evet. İşte ne yapacaksınız? Dikkatli olalım. Çok birbirimize gidip gelmeyelim. Çünkü hafta sonları benim apartmanımda en az 20-25 kişi oluyordu. Her hafta sonu. Evet. Başta çok ciddiye almadılar bunu. Kesinlikle. Hiç takmadılar. Hiç takmadılar. Bir de yaşın nüfusun da yüksek olması, bu hastalıktan da en çok etkilenen grubun belli bir yaş hastalığı, yaş üstü ve kronik rahatsız olan kişiler olmasından dolayı. Ama İtalya'da belli bir süredir vakalar bayağı ciddi manada düşüşte, ölüm oranları da yine aynı şekilde düşme eğiliminde. İtalyan Başbakanı Conte'nin açıklaması var. Hani 3 Mayıs'tan itibaren kademe kademe karantina sürecini sonlandıracaklar. Üniversitede çok konuşuluyor mu? Bize bazı öğrenciler şunu diyor ya, bu yıl uluslararası öğrenciler kabul edilmeyecek mi? Sınırlar kapatılacak mı? Yeni dönemde üniversiteler fiziki olarak açılmayacak mı? Arkadaşlar bence böyle bir durum söz konusu olmayacak. Hiçbir İtalyan üniversitesi başvuru sürecini askıya almadı. Sınavlar da planladığı şekilde yapılıyor. Yapılamayan sınava da çözüm üretip online olarak yapılıyor. Aynen. 3 Eylül'den itibaren de üniversiteler bence fiziki olarak eğitime başlayacak. Zaten bunun açıklamasını da Conte yaptı. Sen de böyle mi düşünüyorsun Nurefşan? Bizim okul çok pozitif bu konuda. Yani bizim bir dersimiz ahlak felsefesinde genellikle korona konuşuluyor bu dönemde. Ve hocalar evet. diyor ki Haziran'da pratik dersiniz yapmak için üniversiteye geleceksiniz. Haziran'da diyorlar. Haziran'da yani çok pozitifler. Ya yani öyle bir durum olacağını sanmıyorum. Bizim okul şimdiden hazır okul açmaya da sınırlar kapalı. Evet. Evet, en kötüsü Eylül başı itibariyle yeni dönemle birlikte evet. eğitim İtalya'da aynı şekilde devam edecek. Aday öğrencilerimiz de bence çalışmalarını sürdürmelerini ben tavsiye ediyorum. Bu koronavirüs salgınından dolayı bizim kendi yaşadığımız tecrübe aldığımız başvurularda herhangi bir azalma yok. Aksine geçen yıla nazaran daha fazla bir öğrenci başvuruda bulundu. Bence yine planlarınızı değiştirmeden sürece devam yani, edebilirsiniz. Bütün dünya etkilendi bu hastalıktan. Tabii tüm dünya. Türkiye'de aynen etkilendi. Öyle. Üniversite sınavı bir ay sonra ertelendi. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Salgın evet. ne zaman bitecek? Tabii bir sürü soru işareti var. Dediğim gibi ben bu salgının kademe kademe sonlanacağını, İtalya'da her şeyin zaten normalleşmeye başladığını görüyoruz. Aynen. Kısa sürecede de her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Çünkü benim ev arkadaşım İsviçreli olan Roma'da kaldı. İsviçre'ye dönmedi, istemedi de. Şu an tek başına mesela yurtta kalıyor. Ders çalışıyordur bol bol. Çalışıyor. Bugün olmadı. Koçum çalışıyor. Hayatından memnun. Dedim ki sınırlar açılsın ben de geleceğim yanına. Benim şu an tek sınırların açılması. Acele etme Nurefşan bakalım. Her şey yoluna girsin. Öyle bence de. Ama Nurefşan şeyi sormak istiyorum. Bir de Roma'ya nasıl alışabildin mi? İtalya'nın en büyük şehri. Dünyanın önemli bir metropollerinden biri. Üniversite çok şehir merkezine yakın mı? Üniversitemiz şehir merkezine çok yakın değil. Aslında bu bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çünkü yaşadığımız yer bizim Sette Camini diye geçiyor. Yani Rum nasıl diyeyim? Aslında çok uzak da değiliz. Ne çok yakın ne çok uzak şehir merkezine. Metro ile mi ulaşım oluyor şehir merkezine evet, okulunuzla? Metro ile. Ama zaten ne kadar yani sürüyor tahmini? 45 dakika. Evet. Şey dedin, bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Kötü olan tarafı ne uzak olmasının? Yani hafta sonu mesela gece dönmeleri sıkıntı oluyor. Çünkü grup evet. çekiyoruz genelde. 15-20 kişi. Evet. O biraz sıkıntı oluyor. Onun dışında gayet iyi aslında. Çünkü sürekli kampüsteyiz. Sürekli ders çalışıyoruz aslında bir nevi düşününce. Okula yakın olması rahat. Bir de şey yapıldı, shuttle tutuldu. Yürümek istemeyenler mesela shuttle'a biniyor. Kampüs özel shuttle getirdi mesela. Yurtla üniversite arası shuttle var, ücretsiz servis yapıyor. Aynen öyle. Zaten 2-3 dakika sürüyor. Niye getirdiler onu anlamadım da. Evet, belki bir rahatlık olsun diye aynen belki. Öyle. Zaten arabayla gidip geliyor. Evet, çok güzel. Verdiğin bilgiler gerçekten çok değerli. İtalya'ya Camillus Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrenciler için bence çok aydınlatıcı olacaktır.
Aday öğrencilere Nurefşan, böyle son sorularımı sormak istiyorum. Tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani yeni bir üniversite olmasına hiç aldanmayın. Neden bir de şunu sorayım. Türkiye değil de İtalya'da eğitim almalılar. Bu konuyu önceden Macaristan için soruyorlardı. Bir, Türkiye'de mezun olduğunuzda, hani Türkiye'de mavi diploma olayı var ya, biz de Avrupa'ya gidip çalışabiliriz. O iş aslında öyle kolay değil. Avrupa'ya gittiğinizde önce yeterlik sınavına girmeniz gerekiyor. İtalya'da mı çalışmak istiyorsunuz? Önce İtalya hükümetinin yaptığı yeterlik sınavına girip sonra dil vermeniz gerekiyor. Yani benim mezun olduğum okulla herhangi bir Türkiye'den mezun olan bir okul arasındaki diploma farkı çok önemli. Ve şöyle bir durum var. Şu an international bir ortamdayım ve sürekli İngilizce konuşuluyor. Sürekli İtalyanca konuşuluyor. Sürekli yeni bir şeyler açıksın. Bir de mezun olduğunuzda eğitim avantajları, iş olanakları çok daha yüksek Avrupa'da. Genel olarak tüm Avrupa şehirlerinde. İspanya'da, Almanya'da, Macaristan'da, İtalya'da. Yani bir de tabii İtalya'da mezun olduktan sonra çalışabilirsin. Direkt otomatikman çalışma izni de elde edeceksin. İtalya'da kalmak istersen önün açık bu doğrultuda. Aldığın Avrupa Birliği diploması diğer tüm dünya ülkelerinde hemen hemen geçerli. Denklik alma sürecine dahil olmayacaksın. Tabii bunlar hepsi birer avantaj. Dünya vatandaşlığı çok önemli bir olgu, değer. Bunu şu an elde ediyorsun, tecrübe ediyorsun. Dünyanın birçok farklı ülkesinden arkadaşlarım var. Yani Macaristan'da olduğu gibi aynı şekilde de İtalya'da da bu arkadaşlığı sürdürüyorsun. Evet. Zaten Macaristan'ın ikinci evim gibi. Bir İtalya, bir Macaristan arası mekik topluyorum. Gidip geliyorsun. Evet. Çok güzel. Yani hiçbir kuşkuları, şüpheleri olmasın üniversite konusunda. Yeni olabilir ama yeni olmasına rağmen çok büyük başarılar imza atıyorlar. Ya okulun sarmasına aslında sürekli haberler veriliyor bizim okul. Ne yaptı, ne başarı imza attı. Evet, biz de ilgilenen öğrencilere zaten gerekli bilgileri veriyoruz. Camillus Üniversitesi ile alakalı sitemizde tanıtım yazısı da var arkadaşlar. Bu yıl 2020-2021 akademik dönem için üniversiteye başvurular devam ediyor arkadaşlar. İki aşamalı bir sınav var. Sınavda başarılı olduğunuz takdirde üniversiteye girmeye hak kazanırsanız kayıt oluyorsunuz. Bu üniversitede tıp eğitimi alabilmeniz için Türkiye'de de bir tıp fakültesini kazanma, belli bir sınavda baraja girme gibi şartlar aranmıyor. Sadece Türkiye'deki üniversite sınavının her iki bölümü AYT ve TYT'de 180 barajını aşmanız yeterli. Herhangi bir dil sertifikası da üniversite talep etmiyor. Bu da önemli bir avantaj yani. Evet. Benim girdiğim sınav farklı olduğu için, ben UKET'e girdiğim için bu sınavla ilgili ne yaparlar hiçbir bilgim yok açıkçası. Evet, sınav çok zor değil. Örnekleri de var. Hani öğrenciler hazırlanmak isterlerse. Bu konuda biz zaten destek sunuyoruz. Yani kafasında soru takılan olursa benimle her zaman kontak kurabilirler. Her zaman yardımcı olurum. Çünkü ben ilk gittiğimde hiçbir Türk yoktu. Hiçbir şey bilmiyordum. Tek başıma bence sen üniversitenin Türkiye temsilcisi ol. Evet. Özellikle Türk öğrencilerin temsilcisi ol Nurefşan. Biz de aday öğrencilerimiz inşallah kazanıp oraya gitmeye karar verdiklerinde mutlaka seninle kontak kurdururuz. Kesinlikle. Bu yayınımız arkadaşlar Instagram'ın hikaye bölümünde 24 saat kalacak. Hemen sonrasında da YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz. Camillus hakkında bilgiye etmek isteyen öğrenciler, bilgiye sahip olmak isteyen bir öğrencinin yaşadığı tecrübe bence en önemli bilgidir. Gitti Nurefşan, belli bir dönemdir orada okuyor ve okumaya da devam ediyor. Çok faydalı bilgilerden siz de yararlanabilirsiniz. Yani dediğim gibi gelenler mutlaka gelsinler. İşte yani. Evet. Roma inşallah. Gerçekten çok güzel bir şehir. Hem okuma evet, ben de Roma'yı çok seviyorum. Çok canlı, çok kültürel, öğrenciye sunduğu imkanlar iyi. Türkiye'den birçok direkt uçuşla hemen şehre ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten evet. Çok çok önemli. Bir de Roma dünyada gerçekten bir marka yani. Ben ilk uzun süre sizin kursunuzda kalmıştım işte o grupla. Evet. O grupla hala görüşüyoruz. O konu için de teşekkür ederiz. Hala iletişim halindeyiz hepsiyle. Evet, o çok güzel bir arkadaşlık. Gerçekten bir tanışma ve ondan sonra onu da sürdürme. Zaten o dönemde birçok öğrencimiz kazandı senin gibi. İtalya'da tıp eğitimlerine devam ediyorlar.
bu iletişimimizi de bence sürdürmeniz çok güzel bir şey yani. Evet, kesinlikle. Teşekkürler bunun için de. Rica ederiz Nur Efşan. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdin. Bizden ailene çok selamlar. Kendine çok iyi bak. Tekrardan başarılar diliyoruz. Hoşça kal. Görüşürüz. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere.